Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve devamında Çevre Haftası'nı bütün yurt genelinde olduğu gibi Mersin ilimizde de çeşitli etkinliklerle icra ediyoruz. Çevre Günü vesilesiyle bugün ilimizde çok anlamlı bir adımı da atmış olduk. Biraz önce Yeşil Deniz Kaplumbağası'nı suya kavuşturduk. Bu kaplumbağamız bir süredir Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı 7. Bölge Müdürlüğümüz bünyesindeki deniz kaplumbağalarını kurtarma ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görüyordu. İki kaplumbağa, ikisinin de tedavisi tamamlandı ve bugün itibariyle doğaya kavuşturuldu. İlimizin 320 kilometre sahil uzunluğu var. Bu sahil bandı içerisinde 5 ayrı alanda deniz kaplumbağaları dünyayı turladıktan sonra adeta 2 yılda, 3 yılda bir yaşam döngüsü gereği gelip buralarda barınıyorlar. Tabii Dünya Çevre Günü vesilesiyle ifade etmek gerekir ki bu çevrede sadece insanlar olarak değil, bütün canlılarla birlikte yaşıyoruz. Ve dünya, çevre, diğer bütün canlılarla birlikte güzel, anlamlı ve yaşanılabilir. Çağrımız şudur: çevremizi korumak demek, çevreye saygı göstermek demek, çevremizde bulunan canlılara saygı göstermek demek, kendi hayatımıza saygı göstermek, kendimize saygı göstermek anlamına geliyor. Çevreyi yaşatmak, insanı ve bütün canlıları da yaşatmak anlamına geliyor. Bu sorumluluk hepimizde. Sayın Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen sıfır atık projesi. İlimizde de bu kapsamda önemli faaliyetler yürütülüyor. Bugüne kadar 3436 kurum ve kuruluş sıfır atık belgesi aldı. 26 bin tonun üzerinde de sıfır atık dönüşümü sağlandı. Aynı mantıkla denizlerimizin de temiz tutulması anlamında da sıfır atık deniz çöpleri eylem planı çerçevesinde de bugüne kadar 600 tona yakın denizlerimizden bertaraf edildi. Bugün depremzede çocuklarımızla bu etkinliği yaptık. Bütün çocuklarımızın, gençlerimizin de bu bilinçle yetişmesini de çok önemsiyoruz. Hem okullarımızda hem de okul dışı faaliyetlerde el birliğiyle doğaya, çevreye sahip çıkmaya inşallah ilimiz genelinde bundan sonra da devam edeceğiz.